Akciğer kanseri nedir? Belirtileri nedir? Neden insanlar akciğer kanseriyle karşı karşıya gelirler? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Akciğer kanseri nedir? En sık görülen kanser türüdür. Özellikle erkeklerde birinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda da aslında bir 20 yıla kadar 11 tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir kadında akciğer kanseri görülmekteydi. Ama son yıllarda o kadar hızlı bir ilerleme kat etti ki maalesef bayanlar sigara kullanımıyla birlikte neredeyse 2 tane akciğer kanseri görülen erkekle 1 tane kadın akciğer kanseri görülme oranına düşmüş oldu. Bu yüzden sağlığımıza çok dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Sağlık çok önemli. Ama bu şekilde de oran böyle devam ederse özellikle kadınlar için çok daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir diye söyleyebilirim. Süleyman Hocam, sigara kullanımına bağlı. Her şeyi satın alabiliyorsunuz ama sağlığı satın alamıyorsunuz. Kesinlikle. Sağlık önemli. Kaybetmeden önce de onu yapabildiğimiz kadar, bizlerin kişi olarak yapabildiğimiz kadar, bazı şeyler vardır önüne geçemeyiz ama evet. Elimizden geldiğince kanserden korunmak için bütün ne varsa onları yerine getirmekte fayda var. Peki neler yapmalıyız hocam? Akciğer kanseri dedik, evet sigara kullanımı dedik. Evet. Akciğer kanserinin görülmesi sigarayla çok büyük bağlantılı. Evet. Yani akciğer kanseri görülmesinin %85 nedeni sigara kullanımı. O geri kalan %15 nedeni genetik faktörler, işte bazı kimyasallara maruz kalma, sanayide kullanılan bazı kimyasalların kullanan fabrikalarda çalışan kişiler. Bunlar hava kirliliği önemli. Değişik sebeplerle akciğer kanseri oluşumuna sebep olmaktadır. Ama akciğer kanserinin maalesef sadece %15'inde çok erken evrede akciğer kanserini evet. yakalamış oluyoruz. Bu da check-up sırasında oluyor. Herhangi bir şikayeti olmadan yakalanıyor. Ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi olasılığı o kadar yüksek olur. Cerrahi olsun, kemoterapiler, radyoterapilerin etkinliği çok daha yüksek olur. Beklediğimiz yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam beklentisi çok daha uzun yıllar olur. Bu şekilde söyleyebiliriz. Genetik faktörler önemli. Ailede akciğer kanseri olan kişilerin mutlaka akciğer grafisi çektirmeleri gerekmektedir. Check-up yaptırmaları gerekmektedir. Yani hangi kuşak olursa olsun aile öyküsünde eğer ki akciğer kanseri var ise mutlaka bir muayene, bir teknik yaptırması gerekiyor. Kesinlikle. Bir göğüs hastalıkları doktorunun görmesi gerekiyor. Kişi eğer 15 yıl ve üzerinde her gün günde ortalama bir paket sigara içmişse akciğer kanseri görülme riski çok yüksektir. Yine erken yaşlarda sigara içmeye başlayan kişilerde akciğer kanseri görülme riski biraz daha fazla yükseğe çıkmaktadır. Yine aile öyküsü söylüyoruz, kimyasallara maruziyet olması ve 55 ila 75 yaş arasındaki özellikle erkeklerin akciğer kanser gelişimi çok daha yüksektir. Neden? Çünkü sigarayla maruziyet ne kadar devam ederse akciğer dokusunda kanser oluşturma yıllara göre artıyor. Ne kadar uzun yıllar içiyorsa tam hastalık oluşuyor. Bu da en yüksek riskli yaş grubu 55 ila 75 yaş grubudur. Yine sigara kullanmış ama sigara kullanmayı bırakmış. Bıraktıktan sonraki 15 yılda akciğer kanseri gelişimi için riskli bir dönemdir. Ondan dolayı o yıllarda da yine takip altında, kontrol altında olmasında fayda var diyebilirim. Risk faktörleri bunlardır. Züleyha Hocam, alkolün de etkisi var mıdır? Alkol kullanımının da. Alkol kullanımının direkt akciğerle ilgisi değil ama vücuda giren bir zararlı bir kimyasal olduğu için bunun alkolün de sonuçta vücuttan atılması için
işte karaciğer olsun, böbreklerde hasar meydana getirmektedir. Yine tabii ki dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi. Fayda var, dikkat etmekte fayda var ama diyebiliriz. Ama en önemlisi de sigara. En önemlisi dediniz. Sigara. Yani sigaranın içerisinde ortalama 5000'e yakın kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kadar kimyasal maddenin bilinen yaklaşık 70-80 tanesi kanserojen olduğu bilinen kimyasallardır. O yüzden hasar oluşturması, vücudumuzda hasar oluşturma olasılığı çok daha yüksektir. O yüzden dikkat etmekte fayda vardır. Ve Züreyha Hocam, sigara kullanım yaş oranı da çok düştü. Yaş oranı çok genç yaşta, evet. Daha 20'li yaşlar değil, çok daha erken yaşlara indi maalesef. Biraz önce de söylediğim gibi ne kadar yaş sigara kullanım yaşı aşağılara düşerse akciğer kanser gelişimi o kadar daha fazla görülmektedir diyebiliriz.